Muntazam en burçak ve aylana. Muntazam en burçakka taşkı çizilgen aylana. Her kanday muntazam en burçakka taşkı aylana çizish mümkün. Aylana çizilyapti. Aylana köp burçakning uchlari orqali o'tyapti. Aylana çizildi. Radiusi ko'rsatilgan. Radiusi R bilan belgilangan. Aylana radiusi. Köp burçakning tomoni AN bilan belgilangan. Tashqi chizilgan aylana radiusi R. U holda köp burçakning tomoni bilan radius orasida quyidagi formula o'rinli. Bu yerda N köp burçak tomonlari soni yoki burchaklari soni deyishimiz ham mumkin. Köp burçakning yuzini quyidagi formula bilan topishimiz mumkin. 1 taqsim 2 R kvadrat sinus 360 gradus taqsim N. Endi muntazam en burçakka ichki chizilgan aylanani ko'rib chiqamiz. Har qanday muntazam en burçakka ichki aylana chizish mumkin. Aylana chizilyapti. Aylana muntazam en burçakning barcha tomonlariga urinib o'tyapti. İçki çizilgen aylana radiusunu küçük R bilan belgileylik. Bu halda muntazam en burçakning yüzü üçün quyidagi formula o'rinli. Sn teng 1 taqsim 2 p Pn R. Bu yerda Pn muntazam köp burçak perimetri. Bu formula nafaqat muntazam en burçak uchun, balki ixtiyoriy en burçak, agar ichki aylana chizish mumkin bo'lgan ixtiyoriy en burçak uchun o'rinli. Bu yerda Pn köp burçak perimetri. R unga ichki chizilgan aylana radiusi. Xususan muntazam en burçak uchun ham shu formula o'rinli. Yani şu münasebetlerini qayerdan olishimiz mümkün. Qanday keltirib chiqarsak bo'ladi. Mana ko'pincha mana bu üç burchakni ko'rish foydali bo'ladi. Ana sarı rangda keltirilgan. Mesela şu üç burchakning yüzünü topib n'ga ko'paytirsak, muntazam köp burchakning yüzü kelib chiqadi. Mesela birinci, ikinci formüller ham shunday yo'l bilan olingan. Endi tomonlar va radiuslar orasidagi munosabatni topish uchun quyidagi to'g'ri burchakli uchburchakni ko'rish juda foydali. Ko'pincha masalalar yechayotganda mana shu uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchakni ko'rish foydali bo'ladi. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuza, katet, katet ichki chizilgan aylana radiusi, gipotenuza tashqi chizilgan aylana radiusi, bu yerda o'tkir burchak alfa, alfa 180 gradus taqsim n'ga teng. İkinci katet 1 taqsim 2 an'ga teng. Bu yerda an köp burçak tomoni. Şu köp burçak, şu to'g'ri burçakli üç burçakdan köp munosabatlarni hosil qilishimiz mumkin. Jumladan birinci formula an teng 2r sinus 180 gradus taqsim n. Çünkü mana bu katet 1 taqsim 2 an R ko'paytiruv sinus alfa ga teng. Bu yerda mana shu birinchi tenglik kelib chiqadi. Yoki ichki chizilgan va tashqi chizilgan aylanalar radiuslari orasida quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. Chunki kichik R teng katta tashqi chizilgan aylana radiusi R ko'paytiruv kosinus alfa ga teng. Bu yerda alfa 180 gradus taqsim n. Natijada biz ikkinchi formulani hosil qilamiz. Masalalar yechishda mana shu uch burchaklarni qarash juda ham foydali bo'ladi. Endi mavzuga doir masalalar ko'ramiz. Birinchi masala. Muntazam 6 burchakka tashqi chizilgan aylana radiusi 6 ildizosida 3 ga teng. Uning tomonini toping. Xo'p, bu yerda biz quyidagi to'g'ri burchakli uch burchakdan foydalanamiz yoki to'g'ridan to'g'ri keltirilgan formulalardan ham foydalanishimiz mumkin. Xo'p, bizga nimalar berilgan? N 6 ga teng, muntazam 6 burchak, ya'ni N 6 ga teng. Tashqi chizilgan aylana radiusi 6 ildizosida 3 ga teng. Xo'p, uning tomonini toping, ya'ni muntazam 6 burchak tomonini topamiz. Quyidagi tenglikni yozishimiz mumkin. Ya'ni biz bu yerda yashil rangdagi
doğru burçayla üç burçaydan faydalanıyorsunuz. O birden biz AN'ı tapışımız mümkün. AN ten 2R sinüs 180 gradus taksım N. N 6'ya tenyedir. Yukarıda ayıp bittik. N'ı oranına 6 koyup bir de sinüs 30 gradusunu hasılaklayalımız. Sinüs 30 gradus 1 taksım 2'ye ten. Neticede biz 6 ilizası da 3'ünü hasılaklayalımız. Şunu deyip cevap muntazam köp burçakının tamamı 6 ilizası da 3'ye ten iken. İkinci mesele. Köpürçak perimetre 60 geteyim. İçki çizilgen aylana radyosu 8 geteyim. Köpürçak yüzünü topayım. Bir de köpürçak müntezem ikeni aytılmagen. Demek, kandaydır köpürçak? Perimetre 60 geteyim. Unge aylana çiziş mümkün iken, aylana radyosu 8 geteyim. Köpürçakın yüzünü topayım. Yukarıda takitlegenimizdik. Biz, eğer köpürçak'a içki aylana çiziş mümkün olsa, o halde onun yüzünü kuyudaki formüllerden tapışımız mümkün. Bir de PN 60 geteyin, yani köpürçak'ın perimetre 60 geteyin. Onun içki çizilgen aylana radyosu 8 geteyin. Bunların apkeri koyup biz yüze üçün kuyudaki sonunu hasıl kılalımız. Şunu da kılıp köpürçak'ın yüzü 240 geteyin iken. Üçüncü mesele. Aylanaga muntazam 6 burçak ve kvadrat. Aylanaga muntazam 6 burçak ve kvadrat içki çizilgen. Muntazam 6 burçak tamamı 20 getirin. Kvadrat tamamını topayın. Demek bitti aylanaga. Mesela şartıya göre 2'de köp burçak içki çizilgen. Birincisi 6 burçak, ikincisi kvadrat. Ve muntazam 6 burçakının tamamı 20 getirin. Demek bizge N6 ekanı ve A6 20 teng ekanı berilgen. Şimdi huddu şu aylananın özüge içki çizilgen kvadratının tamamını topamız. Biz yine yukarıdaki formuladan faydalanamız. A6 teng 2 R sinus 180 gradus taksım 6. Çünkü N6 teng. Bir de sinus 30 gradus 1 taksım 2 teng borgenlik sebeple. Neticede A6 teyin yerini hasıl kılalımız. Şunu da kılıp A6 20 teyin idi. 20'ni alıp gelip koysak yer teyin 20 ekeni gelip çıkardı. Şunu da kılıp taşkı çizilgen aylana radyosu yer 20 teyin eken. Yani hudu şu aylanaga içki çizilgen kvadrat tamamını topamız. Şu aylanan radyosu özgermegen kvadrat tamamını topamız. Kvadrat tamamı A4. Taşkı çizilgen aylana radyosu R. R 20 teyin. A4 üçün yine yukarıdaki formuladan faydalanıp A4 teyin 2R sinüs 180 gradus taksım 4. Bu 45 gradus teyin. Teyinini hasıl kılalımız. Sinüs 45 gradus ilizasıda 2 taksım 2 teyin. Ne neticede biz sadalaştırıp 20 ilizası da 2'ni hasıl kılalımız. Şunu da kılıp cevap, kvadratın tamamı 20 ilizası da 2'ye teyin.